15 Temmuz'da FETÖ terörü tarafından bir kısım asker darbe yapmaya çalıştı. Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da vatanseverler meydanlarda, meydanları terk etmiyorlar. Işını yükselsene be, sana zaman. Ve ülkemizin bekasının ortadan kaldırılacak hain terörizm kalkışması ve asiliği karşısında yaşadığımız acıları, travmaları kurumsal hafızaya yazılması ve gelecekte bu gibi tehlikeler karşısında ülkemiz, milletimiz, milletimizin iradesinin kenetlenmesi adına ibretlik vesikaları çok hızlı bir şekilde kitaplaştırdı. Ve bugün burada da hep birlikte vatandaşlarımıza dağıttık. Hakikaten bunlar önemlidir. Onun için Anadolu Ajansımızın böylesi bir yayınla birlikte tüm derlediği haberlerle, görüntülerle, fotoğraflarla böylesi acıları geleceğe, kurumsal hafızaya aktarması önemlidir diye düşünüyoruz. Allah bir kez daha ülkemize bu gibi olumsuzlukları yaşatmasın. Böylesi ülkemizin içinden ya da dışından ihanetleri hiçbir şekilde vermesin ve tüm bu ihanet ve ortaya çıkan kalkışmalar karşısında, terörist ayaklanma ve asilikler karşısında milletimin gücünün, milletimizin iradesinin gücünün ve ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanımızdan illerimize kadar milletimizin kenetlenmesiyle birlikte ne gibi bir güç oluştuğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin sinir uçlarıyla oynayanların, ihanet etmek isteyenlerin nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarına da güzel bir hakikaten çalışma oldu. Dolayısıyla ben buradan sizin aracılığınızla hem bu kitabın hazırlanması için katkı sağlayan ajansımız Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğümüze ve 15 Temmuz'un karşısında dimdik meydanlarda ayakta durarak milletimizin iradesine hiçbir kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir terörist varlığın ipotek koyamayacağına ilişkin olarak milletimizin burada da izlediğimiz bu gücü karşısında ben
bu gücü ortaya çıkaran milletimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kötü niyeti, art niyeti olanlara fırsat vermesin. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Yani ıslah, bazıları ıslah olmuyor. Fırsat vermesin ama milletimizin iradesi, gücü, karşısında kalkışma, azilik, terörizm karşısında vücut olarak tüm milletimizin, tüm unsurlarıyla birlikte bunların karşısında oldu. Hakikaten bizim Türk milletimizin 80 milyonumuzla birlikte kenetlendiğimizi, ayrılıkları, darlıkları bırakıp vatanın, ülkemizin, milletimizin bekası söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğimizi dosta, düşmana, herkese gösterdik. Öyle mi? Bundan sonra yeltenecekler de bunları dikkate alacaklar. Allah fırsat vermesin. Aynı Allah fırsat vermesin. Biz amir hepimizi, milletimizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Ordumuzu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi seviyoruz. Ama kurumlarımızın ve silahlı kuvvetlerimizin içerisine kere gibi yapışan, insanları istismar eden, olumsuzluklara katışanları da Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsil etmediğini ve onların da ayrışması için ve gereği ne ise yapılması için Sayın Cumhurbaşkanımızdan devletimizin tüm kademelerine kadar bir güç birliği içerisinde bunlarla mücadele edildiğini de bilmenizi isteriz. Bu böyle. Aynen öyle. Bin yıllık vatanımızda sonsuza dek geldiğimiz gibi de güzellikleri hep birlikte yaşayacağız. Ama şunun farkındayız. Yani bulunduğumuz coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Bu coğrafyayı, bu vatanı, mukaddes vatanı, cennet vatanı bugüne kadar emin ellerle getirdiler, bize teslim ettiler. Bizler de İstanbul'da Ankara'daki o şehadete ellerimiz hiçbir şey olmamasına rağmen yürüyenlerden aldığımız güçle İstiklal Savaşı'ndaki, Milli Mücadele'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki aynı ruhla birlikte 15'inde, 16'sında nasıl bir ruhla karşı çıkıldıysa
Bundan sonra da bunun içerisinde ileriye gideceğiz. İnşallah. Hayır. Bizi yaşatan, bizi var eden, bizi birbirimize bağlayan işte o kuvvettir. O kuvvetten ayrışmadan birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ederek inşallah geleceğe hep birlikte i̇nşallah. Gideceğiz. İnşallah. Aramıza nifak sokmak isteyenler için sıkı durağım. İnşallah. Kenetlenelim. İnşallah. Çünkü bu ihaneti, bu terörizmi, asiliği, isyanı öyle değerlendirmek lazım. Bunun adı itilal, darbe, junta falan değil. Bu yurt dışından tezgahlanan ama yurt içinde de hain elebaşlarıyla birlikte hareket edenlerin ortaya çıkardığı bir hain girişim. Doğru mu efendim? Doğrudur. Bunlar karşısında başarılı olamadıkları için Türk milletin ruhu, iradesi ve milli milletin gücü karşısında provokasyonları deneyeceklerdir. Bir takım nifak tohumlarını toplumumuzda yayacaklardır. Aman dikkatli olalım. Onun için hani denir ya, namaz kılarken safları sıkı tutalım. Biz de hayatta, yaşam alanımızda devam ederken aramıza nifak tohumlarının girmesine, provokasyon suretiyle bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı çok uyanık ve dikkatli olalım. Çünkü bunu o şeklinde deneyen hain girişimler onu başaramayacaklarını anlayınca başka yöntemleri deneyecek olabilir. Ama dikkatli olalım. Yani öyle mi efendim? Sayın Bari. Dikkatli olalım. Hep birlikte dikkatli olacağız canım. Yani bu manada alkış. Evet, yani herkesin bir hesabı var, kulun da hesabı var. Herkesin hesabı var, Allah'ın hesabı ayrı. Allah'ın hesabına karşı hesap tutmamıştır. Ama tüm bunlar karşısında gelecekte aynı sıkıntıları yaşamamak adına dikkatli olacağız. Bizi istismar ederek, kullanarak herhangi bir hain emellerini gerçekleştirmek isteyenlere karşı, istismarcılara karşı, kendilerini belli etmeyen haşhaşilere karşı, topluma kene gibi giren tefrikacılara karşı, teröristlere karşı dikkatli olmak noktasındayız. Allah bunları şerrinden muhafaza etsin. Amin. Geliyor, geliyor, tüm eller birleşiyor. Ebabil kuşları gibi zulmün üstüne yağıyor. Halk geliyor, geliyor, genci yaşlısı gülüyor. Ebabil kuşları gibi zulmün üstüne yağıyor. Hey, hey, hey. Evet. Türk kim asker darbe yapmaya çalıştı. Evet. Türkiye bugün gün Malatya'yı da 70'e meydanlarda demokrasiyle sürüyor. Bugün 18. gün size meydanlardasın. Ne söylemek istiyorsunuz? Efendim şu anda o görünen FETÖ denen arkadaşı biz Amerika Birleşik Devletleri'nden istiyoruz. Burada olan bütün Türkiye'mizde olan şehitlerimizi anıyorum. Bu meydanlar boş kalmayacak. Başkomutanımızın dediği gibi bu meydanlar ne zaman terk edin derse edeceğiz. Ben bir Türk olarak, ben bu bayrağın altında yaşayan bir insan olarak buradan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na sesleniyorum. Ben bir Türk olarak sesleniyorum. Ve şu sloganı veriyorum. FETÖ'yü bize ver. Başka bir şey istemiyoruz. FETÖ'yü bize ver ki biz bunu soralım. Şinlik biz de biz Türklüğümüzden gurur duyuyoruz. İşte biz o ecdadın o vatandaşları olarak sizlere ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum. Tekrardan Türklüğümden ve Türklüğüme gururla ne mutlu Türk'üm diyene. Bekliyoruz, destekliyoruz reisi. Allah hayırlısın. Bu bir imtihandır. İnşallah iyi geçer bu imtihan. Güzel olur inşallah.
buradayız. Ayşe 11'de çıktık. Burada bekliyoruz. Bekleyeceğiz saat 2-3'e kadar. Sabah namazımızı kılıp evimize gideceğiz. Selam, nöbete devam. Terk etmiyoruz. Ne söylemek istersin? 18 gündür buradayız. Ölene kadar da buradayız. Yani Tayyip Erdoğan ne zaman derse eve gidin o zaman gideriz yani. Gündüz işe gidiyoruz. Sabah 5-6'ya kadar burada bekliyoruz. Evet, meydanlar terk etmiyoruz. Şu an emniyetten herhangi bir ses çıkmadı. Bunların en fazla biriktiği yer de emniyettir. O yüzden tehlikeye karşı burada hazır kısa bekliyoruz yani. Biz meydanlar terk etmiyoruz. Öncelikle selamun aleyküm. Bizimce tüm yurttaşlarımıza saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Bizler Türkiye olarak, Malatya olarak büyük bir sınavdan geçtik. Türkiye'nin kader anıydı. Bizim kaderimiz Rabbimiz yazmıştı, o günü yazdı. Yani biz şöyle bir şey yaptık. Rabbime hamdolsun ki imanımız kuvvetliydi. Biz evde çocuklarımızı kaldırdık, ailemizi kaldırdık ve dedik ki bize ütülü gömlek, pantol ihtiyacımız yok. Ve biz ailemizden helalleşip cihada çıkıyoruz dedik. Ve cihada çıktık, Cumhur Reisimizden de Rabbim bir kere razı olsun. Eğer bu zalimlerin tuzağı varsa Rabbimin tuzakları daha bambaşkadır. Bunların tuzakları başlarına patladı. Rabbim inşallah böyle bir zulüm tabize yaşatmaz. Rabbim bunu şu anki gençlere yaşatanlara, şu yavrucukları görüyorsunuz. Bu yavrucukların suçu neydi? Bu gece vakti bunlar uykuları alması lazım. Ama bu sokaklarda demek ki biz Türk milleti imanlı bir milletiz. Biz Türk milletinde asla ve asla dostumuz da yoktur. Biz Battal Gazi'nin torunlarıyız. Meydanları vermezdik. Meydanlardan 18 gündür beraberiz vatandaşlarımızla. Bu bir ülke meselesi, bu bir vatan meselesidir. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi herkes bir oldu, beraber olduk. Bir dünyaya karşı meydan okuyoruz. Bu bir Hilal'la Haçlı seferidir. Onlar bu şekil başlatmıştır. Maş olarak bizim üzerimizden kullanıyorlar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi aynen bu vaatlerden bulunmuştu. Onu bir maş olarak kullanıyorlar. Onun üstünden bir üst akılların olduğu açık ve nettir. Bu üst akılın da dış odakların yani Hilal'la Haçlı seferinin yani başlatması gibi bir şey yani. Bunları her seferinden bu darbe girişimlerinde bulundu fakat başaramadılar. Hiçbir zaman da başaramayacakları ortadadır. Biz meydanlardayız. Buyursun gelsinler. Meydanlardayız. Demokrasi nöbet devam ediyor. Evet, tam 15 Temmuz'dan beri halen yılmadan, yıkılmadan, usanmadan vatan nöbetini tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz. Ta ki başkomutanımızın ikinci bir emrine kadar. Ben buradan Amerika'na seslenmek istiyorum. Ey Amerika diyorum, ya FETÖ ya Türk halkı. Ya FETÖ'nün yanında alacaksın ya da Türk halkının karşısında olacaksın. Bu artık senin bir kararındır. Gerisini size bırakıyoruz. Biz burada bunu talep ediyoruz. Umarım yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri bu sesimizi duyarlar ve ona göre tavırlarını sergilerler. Birlikte meydanlardasınız. Ne söylemek istersiniz? Vallahi çok gururluyum şu anda. Çocuklarımla beraber 18 gündür buradayız. Yani 18'e 28 gün değil, 1000 gün burada bekleyebiliriz. Yeter ki başkanımız sağ olsun. Benim ömrümden alsın o, Allah'ım onun ömrüne katsın. Yeter ki sağlıklı sıhhatli olsun, devletimiz korusun yeter. Gündür meydanlardayız. Her zaman da meydanlarda olacağız. Hiçbir zaman yıldırmayacağız. Biz Türkiye için, biz vatan için her zaman bu meydanlarda olacağız. Türkiye her zaman dimdik duracak ayakta. Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece hiçbir zaman bu Türkiye batmayacak ve dünyaya lider de olacak. Siz gibi 15 Temmuz'da FETÖ terörü tarafından bir kısım asker darbe yapmaya çalıştı. Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da 7'den 70'e tüm Malatyalılar, tüm vatanseverler meydanlarda demokrasi nöbet tutuyor. Siz de meydanlardasınız. Ne söylemek istersiniz? Valla meydanlarda vatanımız için, milletimiz için, ümmeti Muhammed için meydanlardayız.
ve reise selam diyoruz. Meydanlara devam diyoruz. Bu kadar söylüyorum. Siz ne söylüyorsunuz? Siz de meydanlar gelsin. Meydanlar gelsin. Evet. Onun için işte ben ülkenin iradesinin yönetime yansıması için ve böyle bir yönetimin de başkalarının eliyle gidilmemesi için meydandayız. Güzel bir ortam da var. Birçok toplumun birçok kesimi ittifakla meydandadır. Bu da daha sevindiricidir bizim açımızdan. Onun için meydanda kalmaya devam. 70 herkes birlik ve beraberlik içerisinde. Evet, evet. Toplumun farklı kesimlerinden beraber nöbet tutmaları toplumun geleceği için de bayağı umut vericidir. Terk etmiyoruz. Meydanlarda insanların dökülmesi büyük bir başarı. Darbecilere büyük bir ders oldu. İstanbul Mehdi için büyük bir örnek oldu. Ama içimizdeki muhazzafların halen uyanmayışları bizi kahrediyor. Onlara acıyorum. Halen onun 200'lü günü, onun hainliğini görmeyişleri, ona halen daha içimizdeki insanların biat etmelerine çok kahroluyorum. Onların uyanması için. Onlar o hainin halen dış güçlere bağlı olduğunu ayıkmamalarına üzülüyorum. Memleketim için daha hayırlı olur. Canları terk etmiyoruz. Size nöbet tutuyorsunuz. Tabii de sürekli öğlene kadar. Hem de öğlene kadar. Meydanlardayız. Tabii. Ben Dağren'de deyim. Dağren'de de geldim ben. Evet. Yengelerim hanım. Evet ablacığım, sen de meydanlardasın. Nereye söylüyorsun? Hayır. Yani bu savaşa hayır diyoruz. Yani ayrıca tabii Malatya'nın da denilerde Malatya'nın kurumları olayına gelmez ve elbette ulaşım noktasında o taşının üzerlerini var. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Meydanlardayız, sorbu ikramında yapılıyor. Ne söylemek istersiniz? Abi vallahi Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Daha dinamik olsunlar abi. Şu anda biz 15 Temmuz'dan beri bu meydanlardayız. Canımızla, şeyimizle, bedenimizle, her şeyimizle buradayız. Bu zalimlere meydan vermeyeceğiz. Gerekirse canımızı bile ne vereceğiz? Meydanları terk etmeyiz. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımız ders gelsin, meydanlarda ayrılın, o zaman biz ayrılırız. Siz de meydanlardasınız. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi meydanları boş bırakmak olur mu? Yiğitler meydanda olur. Biz hiç, atalarımız bile meydanları boş bırakmadı. Biz nasıl boş bırakalım? Son sözüne kadar biz burada bekliyoruz. Nöbetçiyiz yani. Nöbete devam. Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman derse ki yuvalara, torunlarımızın yanına. Biz buradayız. Evelallah. Nöbete devam ediyoruz sonuna kadar. Vatan için, millet için, bayrak için. Allah bütün Türk milletinden hepsine razı olsun. Diyoruz nöbete. İşte artık kaç gün sürecekse biz de burada devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Meydanlar terk edilir. Elbette terk edilir mi? Ne zaman başkomutan da nöbet bitti derse o zaman bırakırız. Vallahi Allah sonumuza hayır getire. İnşallah iyi olur. Başka ne diyeyim? Bitene kadar buradayız. Nöbet hadi bak. Evet. Siz ne söylüyorsunuz? Meydanlardasınız. Meydanlar terk etmiyoruz. Valla 9'a kadar şehidimizin çadırında bekledik. Bugün de buradayız inşallah. Sıkıntı olmazsa. Evet, meydanlardayız. Meydanları terk etmiyoruz. Demokrasi durmak yok, devam. Nöbete devam. Meydanlardayız, demokrasi nöbete devam ediyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi devam edecek yeğenim. Devam edecek. Hakkımıza hayırlısı. Millet arkasında. İnşallah sonucumuz iyi olur. Türkiye'miz kurtulur. Bayrağımız sallanır, ezanımız okunur. Halk bir, hep birlikteyiz.